Merhaba arkadaşlar. Adrenalin Dedektör'den Özgür ben. Bu videoda sizlere Black Eye alan tarama cihazı ile tuğla nasıl tespit edilir bunu göstereceğim. Black Eye alan tarama cihazı ile altın, gümüş, bronz gibi değerli metaller tespit edilebileceği gibi boşluk içeren yapılar da tespit edilebilir. Aynı zamanda mermer, tuğla gibi taşlar tespit edilmesi mümkündür. Şimdi nasıl tespit edilir bunu göstereceğim. Doğada bulunan tüm materyaller Black Eye alan tarama cihazı kullanarak ayrımlı olarak tespit edebiliriz. 0 ile 99 arasındaki ID rezonans numaraları ile her materyalin bir eşleşme kimlik numarası vardır. Eğer ki bu kullanıcı tarafından sabit değerler bilinmiyorsa elde bulunan numune parça üzerinde eşleştirme yapılarak hangi ID numarası ile eşleştirme yapılan parçalardan aranıp tespit edilebilir. Bunu kullanıcı anlayabilir. Şimdi bu nasıl yapılır? Size göstereceğim. Alıcı ünitemizi eşleştirmeye hazır konuma getiriyorum. Verici ünitemizi bir kenara kaldırıyorum. Ben eşleşme numarasını biliyorum ama sizin de nasıl eşleşmenin gerçekleştiğini anlamanız amaçlı birkaç numara aşağıdan başlayarak numarayı yukarıya doğru her ilerisi geri gidişimde değiştirerek eşleşmeyi anlayabilmenizi sağlayacağım. Eşleştirme işlemi disk ve metal konumunda yapılmalıdır. Videoyu fazla uzatıp canınızı sıkmamak amaçlı 09 ID numarası ile ilk geçişimi gerçekleştireceğim. Eşleştirme yapacağım hedeften en az 3 metre uzaklaşıyorum ve antenlerimi aramaya hazır pozisyona getiriyorum. Çok yavaş hareketlerle cihazı sarsmadan hedef üzerinden geçeceğim. Evet, geçtim ve herhangi bir tepkimi almadım. Şimdi 2 numara yükselterek 11 ID numarasıyla üzerinden geçeceğim. Yine en az 3 metre uzaklaşıyorum. Herhangi bir tepkime yok. Şimdi 13 ID numarasına getiriyorum. Hedef üzerinden tekrar geçeceğim. Çok az bir tepkime oldu. Bu benim hedef obje üzerinde kabul edebileceğim bir tepkime oranı değil. Yani bu benim istediğim eşleşme numarası değil. 2 numara daha yükseltiyorum. 15'e getirip tekrar geçeceğim. Bakalım nasıl bir tepkime alacağım.
Evet. Yine düşük oranda bir tepkime var. 14 ID numarasına getirip tekrar geçeceğim. Evet, en iyi eşleşme 14 ID numarası ile gerçekleşti. Ben bu cihazı verici ünite ile birlikte kullanarak toprağa 14 ID numarası ile sinyal gönderirsem aramak istediğim alanda bu objeden tespit edebilirim. Bizim yaklaşık 3-4 gün önce gömmüş olduğumuz aynı objeden var. Şimdi yere 10 dakika süreyle sinyal göndereceğim ve sonucunda diğer gömülü olan objenin nasıl tespit edildiğini size göstereceğim. Cihazımı kapatıp bırakıyorum. Verici ünitemizin bağlantı kablolarını takıyorum. İki elektrot arası mesafe iki soket arası kadar olmalıdır. Takriben 15-20 santim aralık bizim için yeterlidir. Bunu toprağa dibine kadar saplıyorum. Cihazı çalıştırıyorum. Etkileşimin hızlı olması amaçlı sinyal çıkış gücünü sonuna kadar açıyorum ve buradan 14 ID numarasını seçerek 10 dakika süreyle cihazı çalıştıracağım. Sonunda nasıl tespit edilir bunu size göstereceğim. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. 10 dakika sonra görüşmek ümidiyle. İyi günler. Tekrar merhaba. Takriben 10 dakika kadar bir süre geçti. Şimdi gömülü olan diğer objeyi arama işlemini gerçekleştirebiliriz. Cihazı kapatmıştım. Çalıştırıyorum. 14 ID numarasında arama gerçekleştireceğim ama Always tüm metaller modunda ve metal kısmında arama işlemini gerçekleştireceğim. Disk bölümündeyken kalibrasyon test objesine tepki veriyordu ama Al modundayken tepki vermez. Sadece gömülü olan obje üzerinden verici ünitenin göndermiş olduğu sinyalle etkileşime geçen objeler tespit edilebilir. Bunu göstereceğim. Arama işlemi verici üniteden en az 5 metre uzaklaşarak saat yönünün tersi istikametinde 3 tur atma yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bir etkileşim görüldüğünde antenler etkileşim gerçekleşen yöne doğru dönerek bize bilgi verecektir. 5 metre verici üniteden uzaklaşıyorum ve tarama işlemine başlıyorum. Bu alanda bir tepkime var. Anlaşılabilmesi için 3 turumu tamamlayacağım.
Evet. Aynı hat üzerinde tepkime devam ediyor. Videoda az önceki dönüş hareketim sırasındaki tepkilere dikkat ederseniz, objenin olmadığı alanda verici ünitenin diğer zıt yönünden geçerken herhangi bir tepkimi görmüyorum. Objemiz bu tarafta ise şayet ki sadece verici ünite ile arasında oluşmuş olan hat tespit ediliyor. Eğer ki başka bir gömülü olan tespit edilecek başka bir obje ile karşılaşsaydık, diğer yönlerde de tepkimi alabilirdik. Ama şu anda sadece bir obje gömülü olduğu için tek bir etkileşim alıyorum. Cihazı sarsmamaya özen gösteriyorum ki çok zayıf çekim kuvveti oluştuğu sırada bunu kırmamam gerekiyor. Evet, daha hatta yaklaşırken cihaz dönüş işlemini gerçekleştiriyor. Tespit edilen obje ile verici ünite arasında oluşan hat burada başlıyor. Burasını siz arama esnasında herhangi bir tespit taştır, işte plastiktir gibi objelerle hattınızı belirleyebilirsiniz. Yönünüz ortaya çıkacaktır. Şimdi 3 metre uzaklaşıp aynı istikamet üzerinden bu defa 90 derece paralel olarak sinyal hattını geçeceğim. Evet. Şu anda burada bir çekim kuvveti var. Tekrar 3 metre uzaklaşıp sinyal hattı üzerine geleceğim. Burada önemli olan husus sinyal hattından 3 metre uzaklaşmaktır ki manyetik çekim kuvvetinin dışına çıkılabilsin. Hiçbir çekim kuvveti olmayan alandan sinyal hattına girildiğinde antenlerin vermiş olduğu tepki net olarak anlaşılabilsin. Hattımız bu yönde devam ediyor. Hedef objeye biraz yaklaştım. Bu defaki aralığım fazla olacak ki hedefi geçeceğim. Geçtiğimizde nasıl tepki vererek verici üniteye tarafında kaldığını göstermek istiyorum sizlere. Gömülü olan objeden uzaklaşıyorum. Evet. Şu hatta bir dönüşümüz var. Bir gelirseniz şu hattı göstermek istiyorum. Sinyal hattımız bu yönde belirlendi. Şimdi normal şartlarda bir arama gerçekleştiriyorsak bu hedef üzerinde dört yönden geçişler yaparak kesişme açılarını belirlememiz gerekiyor ki hedefin tam noktası belli olabilsin diye. Şimdi sinyal hattımızdan tekrardan 3 metre geri geliyorum. Bu defa verici üniteye doğru ilerleyeceğim.
Evet, rüzgarlı bir ortamdayız şu anda. Hedef yönünden bize rüzgar gelmesine rağmen cihaz yine de gömülü olan objeyi tespit edebiliyor. Şu an tam hedef üzerine geleceğim. Hedeften uzaklaştım. Tekrar geri gelip hedefin üzerine geliyorum. En iyi çektiği alan burası. Şimdi diğer iki zıt yöne ilerleyeceğim ki uzaklaştıkça hedefe doğru dönecek. Tam merkez belli olsun. Evet, bu tarafta olduğunu belirtiyor. Geliyorum. Şu an tam üzerindeyim. Dik duruyor. Uzaklaşıyorum. Tekrar geliyorum. Evet. Hedefimiz burada. Yani bu videoda ancak bu kadar size nasıl tespit yapılabildiğini gösterebiliyoruz. Ülkemiz kanunları gereği define aramak suç olduğu için size yıllar önce gömülü olan bir hazineyi kazarak, çıkartarak gösterme imkanımız yok. Ancak bu şekilde tanıtım videoları hazırlayarak cihazın neler yaptığını sizlere göstermeye çalışıyoruz. Belirtmek istediğim husus şudur ki bizim üretmiş olduğumuz cihazlar gerçekten videolarda ne anlatıyorsak hepsini gerçekleştirebiliyor. Hiçbir videoda anlatılan ifadelerden daha eksik yetenekleri yoktur. Ne ifade ediyorsak size bunları sonuna kadar cihaz gerçekleştirebiliyor. Şimdi gömülü olan objemizi size çıkartıp göstereceğim. Cihazı tam üzerine bırakıyorum. Küreyi alıyorum. Cihazı kapatıyorum. Evet, gösterebiliriz. Tahmini 3-4 gün önce gömülmüş olan kalibrasyon işlemini gerçekleştirdiğimiz tuğlanın eş parçası. Evet, videoda anlatmak istediğimiz konu tam olarak bu. Hangi ID numarasıyla cihaz eşleşiyorsa yere, toprağa aynı ID numarasıyla sinyaller gönderilirse doğada bulunan diğer eş parçası veya aynı etkiye sahip bir materyal tespit edilebilir. Bu mermer olabilir, tuğla olabilir, bir maden parçası olabilir, altın, gümüş gibi metaller de olabilir. Bunların hepsini ayrımlı olarak tespit edebilirsiniz. Bu videoda size gösterebileceğim, elimden gelen her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Tekrardan başka bir videoda görüşmek ümidiyle iyi günler dilerim.